Halim abla, Halim abla diye rahmetli genam lan oğlum şu bak var be dedi. Şuradan döndüm baktım, odudun bu ya yamada kalmış Hacı Şakir. Yatmış, yüzün kuyulu yatmış. Orada ne ediyormuş? Ya kimde ayran var? İşte gidengile ayran ha. Yürüye yavrum. Sen biliyorsun ayran yetişti diye bağırıyor musun? Sesi de kalmamış. Şimdi ben oraya vardım. Lan oğlum dedi, zorla anlattı yani ayran götürmenliği. Neyse. Ya niye yüreğe? Çatlı adam ya. Eyvah. Lan o da şey değil mi? Bedava. Neymiş? Çektin. Reçel ya 2 kilo. Bir deyin. İddiayla. İddiayla. Alo. -20 derecede Murat 10 liraya mı 10 kuruşa mı çaya atlamış kurbanya. Allah Allah. Tabii şey atladı çaya. Kışın ortasında. Kışın buzun içine kırdı da. Ano. Sen ne diyorsun? Çençona bizim çençona 25 kuruş verirlerdi. Basardı kendini çamura. Alo. Eskiler görüyor mu? Zobaya ne bağırmış ama eve var ne kalıp gibi olmuş. Yo bir de önüne durarlarmış lan eve. Gitmesin diye. Önüne geçerlermiş lan. Doğulsun diye. Eve gitmesin diye kaçırtma ile değil. Para var iddia var. Hani. Murat deli Murat bu işte. Ya. Ya. Ya deli Murat olmuyor işte. O da para sıkıntısı olmuş o çaya girmiyor mesela. Yağla onu yağla. Ah ses yapmaması lazım. Bastı gidiyor. Abi sen niye bastı? Dur göster. Çivi de dönüyor ya. Bak ben onu yakından gösteriyorum baktı. O ses yapmıyor dediğin gibi. Ne zaman bunu niye taktın abi? Ya işte ailesine bir şey ya. Görünüm yani. Tamam arkadaş oğlum. Şey. Dönüyor o yağmur ya. Recep ben bunu yapmış arkadaşlar görüyorsunuz. Dönüyor. Çocukla bakıyor bunu. Küçük çocukla. Bizim bu yağmur bakıyor böyle uçakla. Şey de bakıyor şurada. Koca sopanınki de bakıyor. Halil İbrahim mi? Kavağa gidiyor ya bu. Ha. Rüzgarın estiği tarafa tabii, şey derse kavak düşmez, kafasına düşer. Ha. Onu ayarlıyor. İşi biliyor ya. Eskiden var ya, lafın bir temetinden bir tane geçecek. Mesela koyun bir dakika, davar bir dakika, Yılmaz abi de. Evet. Koy, davar nerede mesela, rüzgar nerede? Sen bu tarafa mı? Evet. Bu tarafa giderler. Ha. Bu tarafa mı? Sen bu tarafa giderler. Hmm. Neden rüzgarda koyunu da var? Korunmak için. Korunmak için. Ha. Bir de insan kendini de koruyacak. Evet tabii rüzgara. Rüzgara karşı gider mi davar koyun? Doğru. Evet. O da şimdi rüzgarın yönünü çeviriyor o ya bu ya. Sen burada takip ediyor. Sabahleyin hava raporunu birazını oradan alabiliyor. Hava bu tarafa dönerse yağmur havasıdır. Batıdan. Bu yanı ne sersem abi? Bu yanı doğu evet. Doğuda ne serse hava yağmaz. Ha. Ama batı kesiminden döner, pervane döner bu yandan dönerse ya. Yağmış yavaş yavaş gelir demiş. Allah bilir de yani. Evet. Rahmetli babam bu yandan esince evet. Bizim köyden kimin aç kalacağını hesaplardı. Allah Allah. Tabii. Ne eli yani o zaman? Tam eli miydi Yılmaz abi? Ya öyle. İşte öküzünü sat, katır aldı. Aleykümselam. Yani kıtlık olacak diye, kıtlık olmuş. Ha. Yağmur yağmazmış Ercebin dediği gibi. Aynen, aynen. Yağmur yağmayınca da kıtlık olmuş. Ha. 7 sene peş peşe sepkilenmiş bizim köy, 7 sene. Hiç aralıksız, 7 yıl sepkilendi. Esne kendimiz vardı, onu da kırardı belinde. Hem de o zaman işte şeyi, mezerliği tel ettiler. Ondan sonra bir daha sepkilenmez. Çin'de yanaymıştı. Evet. Bu mezarlıkları çok mezarlığın şey ortasından araba yolu vardı ya. Ya şimdi şurada bir köy ismini demeyeyim. Çekilmiyor bu ya. Hayvanlı ayağının altında. Yani işler acısı yani. Orada şeyle yörükle yaşamış henüz ha. Yörükle yaşamış. Sadece kayaları belirli. Mezarlarını. Mezarlar köyle diyor. Burada yörükle vardı ya. Ne olsun olsun burada yaşamlar. Tabi saygı duyuyor canım. İzlesi kesin şu anda. Bunu muhtarlık olarak bir tel içine alın yani. Ama bak Fatih'den kurtulmuyor yani bu tarafı. Kaç defa. Evet çok. Sel sepken buraya değil mi? Evet. Geliyor Kasım'ın oradan, Kuru Sarayı'nın oradan. Urgancı'dan. Abi hepsi bize uyarı. Allah aşkına bizim köyden de kan mı geliyor? Ne oluyor? Biz darbe girmiyoruz yani. Ama işte bilmek lazım. Hepsi bize uyarı. Burada da biraz çalık oraya yer aldı. Hayırlı olsun diyelim. Isladalım şeyi. Bakalım. Ha. Şey, öyle değil. 17 evet. Abi. 55 hektar, 90 hektar, 100 hektar gibi. Kaç kamerası var ya? Abi 4 tane kamerası var. Kaç verildi? Arkadaş halde telefon aldık yine. Bak şeyde bir şey yok. Yeniden şey, markası ne? Bu Xiaomi Red mi yazıyor? Red mi yazıyor? Ne? Xiaomi. Ne marka, ne mal oluyor? Ya çoğunluğu zaten %90 Çin malı. Çin malı. Ha. Yok abi, Çin girmeyen, televizyon alsana Çin. Televizyon alsana Çin, radyo alsana Çin. 4 tane var, Çin ile kullanıyorsun hadi şimdi. Abi hepsinin fotoğrafının bir özelliği var yani. Bir kameranın bir özelliği, biri makro çekiyor, birisi yakın çekim yapıyor, birisi uzak çekim yapıyor. Bizimkiler de buradan ayarlanıyor öyle mi? Ha? Çin'den ayarlanıyor bizimkiler. Aynen, aynen. Recep,
Bizimkiler şeye bir giriyor. Bu ekranı dörde bölüyorlar. Bir tarafında Amerika var. Benim kamerayım, bir tarafında ben olan, bir tarafında kız, bir tarafında biz. Odada oturu gibi muhabbet ediyoruz. Evet, abi. Çok güzel. Kardeşim bir de okey oynayın canım. Abi. Teknoloji kardeşim. Ya teknoloji yakaladık da işte inşallah şu sağlığı da yakalarız. İnşallah, Allah razı olsun inşallah. Sen burada aynen ayıma. Mesafelerde oturuyoruz. Bak yan yana oturamıyoruz. Evet, fazla yaklaşamıyoruz. Yine bir metre var. Baktım 3 metre yana oturuyoruz. Bu mesafe. 67'de gittim ben. Ya bak 67'de gittim. Yani. O yüzden var ya koylarda 67'den gittim. 60'da 59'da burayı büttüm. 60'da Daşköprü'ye gittim. 63'de orayı büttüm. Kastamonu'ya gittim. 3 sene Kastamonu'da kaldım. Orayı büttüm. İstanbul'a gittim. 67'de. Beşiktaş'ta okuduk bir sene. O zaman kaç yaşındaydın abi? Gittiğinde buradan ya. Hoş git be. Okuma yaşı bu kadar 20 yaşında bulmuyor. 13. Saat yaşını bulmuyordun değil mi eskisi kadar okuma yaşı? Gerçekten de. Yok canım. 12'de 12 yaşında çıkıyor. 17-18 yaşında da Beşiktaş'taydık. O Yıldız Teknik'te mi okudun orada? Beşiktaş'ta ha. Yok ya Yıldız. Yıldız Okulu'nda okuduk biz orada bir sene. Bu Elifet lazım ya. Mehmet Yıldırım, Topal Doktor. Bir şey etmez canım gel. 8 kişi Beşik oradan ev tuttuk. Bir de o zaman şu Kadıgil'in, Kadı Mehmet İnan Hamdi'nin evinin yeri bizim idi orası, 12 dönüm. Şey orası, Sundere'ye orası. Evin oldu yani. Yok ya. Tabii. Orayı sattı babam, bana para yolladı oraya. O zaman 15 bin lira yatırıyorduk orayı, burayı 12 bin kağıdı sattık. Memiş aldı. Kadıgil'in, ha tabii. Orada da bir 4 sene okuyoruz, 4 senede yani 50 bin kağıt para o zaman. Bak düşünün arkadaşlar yani. Başka satacak yer yok dedi babam. Ondan sonra ben işe girdim. Bunu çalışıyorum, gece bölümünde okuyorum. Ve onu da yürü demedi. Bu ev kirası vardı. 8 kişi. Şimdi çok kolay. Bazı Nihavuz parasız kalınca orayı bulmuş. Henkel bilse, henkentere gelirse geyiye. Ne var dolapta yiye, bırakıya gidiyor. O zaman o hani o zaman gel şey de var. Şey hızlı zaman. Okumak paralıydı o zaman. Yani bugünkü gibi bugün kazanda yarın. Ya şöyle okulu bitirince devlet iş vermiyor. İşi geldin bulca. Orası yani. Şahıs okulu. Sene kaçıydı abi o zaman kaçın? 67. 67 biliyor musun? 67. Ondan sonra ben şeye girdim işte. Gayrı oradan ayrıldım. Zeytinburnu'na geldim. Battaniye fabrikasına girdim. Benim içeride şimdi bir şey vardı, battaniye vardı. O zamandan vardı. O zamandan deve tüyünden dokuttum. 52 sene oluyor. Geçen gün baktım. Allah Allah. Daha şimdi üstümü örttüm. Onun altına var. 52 sene. 52 sene. Hadi çay alalım. Ya şu sizin buçuk masayı isteyiver. Şu. Vallahi masaya oturuyor da. Bir daha sana takılıyorum Cengiz abi. Anlıyor musun? Sen bana bazı. Ben evde hiç gitmez. Evet, gelmeseyince. O gitmez. Hiç koy Cengiz. Bir bakıyor. O yanlış şey ya. Şey. Yok, Cemil Bey'e geçti be. İyi ya, bırak. Gerek yok. Gelin be. Abi gerçekten buraya çalışıyor. Daha Cengiz'in daha tüyü çıkmadıydı yüzünde benim yanımda. Şuradaydı bir çıraklık yaparken. Pilotluk mu zannediyor? Ona oraya bir ev, ben ya. Bir ev yaptı da anası. Hep sırtında çıkarttı tuğlayı. Tabi 3-3-5-5 tabi. Gece kondu kaçak. Betonarme yapıyoruz belediye geliyor. 2 kat, 3 kat mıydı ya? Tuğlaları sırtında. Amele bir amele dünya para. Usta dünya para. Havaydı bir yere gelmek geliyor ama. Ya 3 sene ben şeyden gittim Neşet. Sizin o koca öldürenden gittim öyle. Yürüyerek orada Muhsin'in babası Mıstan Emre vardı. Ekçiydi değil mi? Ha, şeytan arabası derlerdi. Bisiklet olduğunu bilen yokudu. Neye geldi lan? Velesmit. Velesmit şeytan arabası. Bisiklete işte. Bisiklete. Ha. Ne motosikleti ya? Bisikletti ya. Çıkak o zaman ya. Mazotu benzin kim alıyor? Çıkak olan ben alırım şey. Bir şıkak. Şeytan arabası. Bir buçuk bardağını
Yazık köyden giderdim bazı. Nereye mi yapın çam? Ben 13 yıl. Kıcır. Ne kıcır? Çam kıcır. Olur mu yaş mı? Sel. O şöyle şu Ahmet'in yanı şu. Kadir'in orada şey oturan olduğunda çamlıyı. Ondan bir kıcık aldım. 2-3 tane de yeni açıyor hani. Ne sen neye fayda? Domurcuk gibi bir şey var ya. Ondan aldım. O domurcuk gibi şey küçük şöyle onu attım mı kan gibi aynı böyle çıkıyor. Allah Allah. Acı mı? Acı mı? Acı da ya. Acı biraz ama o şey nefes darlıyor. Allah Allah. Bu mu faydası abi? Bu. Kıcık böyleydi at içine böyle yeniden kapanıyor. Allah Allah. Aynı açmamış kıcık gibi. Allah Allah. Yağmur da büzülüyor ya, yağmur da meslemecek büzülüyor, güneş geçiyor. Ama tesirlediğin mi büzülüyor böyle tekrar, kilitli büzülüyor. Lanser hastanesine gidince ben orada birisi Bağsat diye, Erzurumlu. Hani konuşuyoruz, ne var, ne hastalığı, işte hangi kanser, tüküne, şu bu. Dayı sen dedi, bu çam gıcığından iç dedi. Bir de dedi, lahananın dışının gok kabuğunu kaynat. Aç karnı iç. 10 dakika kaynatacağım dedi. 11 dakika kaynatmayacağım dedi. Ondan sonra bu kıcığı iç dedi. Bir de şey dedi. Kerevizin yaprağıyla şey ıspanak yaprağını karıştıracaksın. Onu da 10 dakika kaynatacaksın. Onun da suyunu 21 gün içeceksin dedi. O da kanser için. Oo. Onları da yaptım. Yaptın. Evet. Maşallah. Helal olsun bana. Galiba Avrupa'dan götürmüyor ilaçları. Avrupa'dan ilaç götürmüyorum. Götürmüyorum galiba. Kediye güzel. İnşallah. Hadi bakalım. Bu hastalığı... Şimdi bir kutu aldı da... Ya ondan 3 tane atıyorsun Ercep. Evet. 3 tane zabağlayın aç karnı bir kere ondan atıyorsun. 9'dan 2 tane var. 1'e gidiyor biri. Olay değil. Allah'ım şükür olmasın. Şimdi alabileceğiz mi bilmiyorum bu ortalıktan. Kızı telefon ettim. O bana bakan klinikte iki tane kız da çıkmış bu hastalık. Ya. Her tane diye 3 gün gidiyorsun diye. Kendine iyi bak diye. Bu koa oluyor değil mi abi? Koa mı oluyor bu hastalık? Koa ayrı abi. Koa benim bu akciğer sorunu o nefes darlığının ilerlemiş şekli yani. Kronik hastalık diye televizyonda. O yani bu. Bypass, kanser, ya hepsi bu bende. Ben cigarayı bırakalı 24 sene oluyor. İçeride eskiden. 50 yaşında bırakmış oldum. O zaman yani. Maltepe'de mi birinci sigara? Ben Maltepe içerim. Maltepe'de. Kısa Maltepe. Maltepe kalktı ya. Maltepe'de kapandım Maltepe'de. Hiç yok Maltepe'de. Yok. Değişti şey. İsim değişti. Marlboro, Filimari, Skent. Bu cigarayla çıktıydı değil mi? Hani o zaman. Yenice vardı kafa akıllı. O daha önce. Daha önce mi? Daha önceydi o. En fakir cevrası vardı Koyulu. Birinci. Ben de heyecanım sen okudun. Dedem baya, Ahmet dedem ya. Çok aşağıda lan. Koyulu cevrasında. Evet. Ya onu bile dahi bulamadığı zaman oldu. Tabii canım. Haştekin'in eli vardı. Bu Ramaz'ın anasının babası. Şurada otururlardı. Sizin bu aradan gelince şu, benim şu damın bokluğunun orada, bokluğu vardı Kadıcıgil'in. Bu okulun duvarının üstüne sırtında götürdü odunu biliyor musun? Evet, aşırım şu an. Odunu eve kadar gidemezdi. Bak ev oraya yani. 10 adım kala orada dinlenirdi. Ben bakardım. Yani bizim ev şuradaydı. Evet. Orada eski evden. Hemen kavu çıkarırdı. Bir şeyi, cığırayı, tabakayı sarardı. Cığırayı. Ondan sonra o zaman çakmak yok. Duvan taşıyla kav. Bakmışsın. Tabii şu çürük şey oluyor ya, ağacım çürüyor ya. Onunla şeker almayın abi, sağ ol. Ne zaman alacak da ne zaman yanacak. İşte bu. Onunla şey derdi yani, cığır içerdi onu. Ya. Yani sonra derdi, çaktı, çöre şöyle yakıyor. Ateşi şöyle kızdırıyor, kızdırıyor. Şu gelsin kızım. Ya eskiden koka giderlerdi. Karınla otun mu yokuş? Yürü abi Ahmet Tepe Çamlı sen geçen geçti biliyorsun. Avlayan giderlerdi avlayan. İşte, o Ahmet Tepe soru işte. Avdurlu oraya giderlerdi. Oradan he oradan sırtlarında otun çekerlerdi. Otun mu yokudur? Her taraf otun doluydu. Odun abi. Nerede odun var? Benim nerede? Ayaklarım üşüdü ya. Babam mefise girdi. Anam odun ekmiş sırtıyla. Anamla bu hamurcunun anasını korucu yakalamış. Osman emmim camiye götürdü şeyi, o odunları.
Beşikti benim ayakla doğmuş. Elbisi babam. Babam bunun için giriye tabii. Eskiden kış oluyordu, şimdi kızın kış mı var? Onun için mahpeste yatıyor babam. Eskiden hava soğuğu da yesin. Evet. Sene yattı şeyde ya. Fakir fonunun oraya mahpeste neydi? Ben uydula dörükten içeri. Hatta entere geliyorsun. Büyük abdestimi enteriye pislemiş Necep, kurumuş. Orada içeri sokunca orada babam beni rahmetlik soydu. Dışarıdan bir pantolon götürdü. Şaya, boyama yani. Keyesiye terleyince boya olduğu gibi bacaklarına çıkıyor. Eyvah, kır ya. Ne günlerden geldi ya. Allah'a şükür olsun lan başta. Yürüye yürüye git okuma. Ya o zaman ekmek yok. Ercim sen neydi? O bizim o yörük kırına bu yanki yama. Hani sen Balı'ya gittik, gelmedin ki ya bak. O yüzde orada sürüyoruz biz acemi danalarla. Dananın birisini anam yılarından şimdi birine ben bana uğramıyor babam. Bir danıya bir anam uğruyor ürgendiriyor. Ondan sonra emmim dükkandan geldi şöyle. Böyle bir yere baktı gitti. Ne yapalım? Ha, iki şire baktı gitti bu kadirin boz. Evet. Ondan sonra doğru dedik. Neyse yemek yemeye başladık. Ya baba dedim. Bu emmim dedim iki şire geldi oraya dedim. Bir yere doğru şöyle baktı gitti. Ne ediyor dedi. Lan oğlum dedi, onun dedi şimdi ağzında ye ekmek vardı ye yoktu dedi. Ağzı mı kocadın? O dedi şimdi mıhtığa gelin dedi aşağıda imecisi var dedi. Bundan imecisi olunca hani köyde kim varsa gidiyor. Zaten 6-7 çift hayvan var. Ona bakar o dedi. Yani yemek geldiyse oraya gider dedi. Karnını doyurur. Yarım çöreği varsa dedi. Cizye gömer yarın yer. Ya öyle. Ya işte bugünkü günlerimiz işte oyuna kıyaslarsak çok şükretmemiz lazım. Aynen. Az değil, az değil. Çayı kim biliye kim içecek. Nasıl bakarsın hocam? Yine bir çağırır biz bakarız. Rahmetli ne mi çağırır cebinde? 250 gramlık çaylı var değil mi aldı? 100 gram, yok, 250 gram. 100 gram. Beyaz boyası da yoktu bir kağıttan böyle. On ne kadar yeterdi ya? Bir paket çay alırlardı. Şöyle bir batarık ya işte. Osman emmim çok hayınıdı. Zekriye dayım gibi öyle değildi. Oraya kemire çitiyle buradan alma götürüyorlar komşularına. O yamadan öyle çıktılar oraya. O Cengiz senin baktığın yere oraya çıktılar. Biz de hareket, Müzaffer ben. O dutun dibine gittik. Hani bize alma verile diyor. Kıpkırmızı alma, kemire çitinin doğalmışla böyle. Komşular zor çıkıyor ya o yamadan. Evet. Bu şeyde, ötesinin değmenin olduğu yerde bir alma var. Ne desek bir de işte. Almayı çelik yapıyorlar, yetiştiriyorlar bir de elma ağacı satıyorlar o zaman. Evet. Ondan sonra iki elma vermez derdi bize. Bu birisi vardı burada, öldü o Hüsnü. Bu Alaaddin'in karısının babası vardı, Hüsnü müydü onun adı? Onu bilemiyorum, ha. Siz bilirsiniz. O vardı. Hüsnü, acil başlık. Babama gelmiş. Unum yok, biraz buradaydı. Babam da demiş ki, ya bizde de kalmadı demiş. Ağa'ya gidelim demiş. Osman Ağa'ya gitmiş, babamın ağa. Babam götürmüş. Böyle, bunu aç kalmış, biraz buğday çıkarabildi. Buğday kalmadı demiş o da. Neyse geri gelmişler tabii. Bu şey garip ya, babam, Memuk Hasan toplanmışlar. Ne edelim? Oradaki ambarın altı şu boy neyi vardı. Boş çok oldu yani. Oda gibi ambar var. Biliyorsun sen abi. Beş kat. Milyar ambar biliyorsun. Ne demişler burada demişler. Gece onun altına girmişler. Cep boyunduruk. Vurgusu bu ya. Vurguyla aşağıdan portta derin. Üçü falı koymuşlar. Ne gayrı ne kadar doldularsa. Oraya bir Mısır şeyi koydu. Koza. Ya. Şeyde bile var şu orada. Öteyinde de vardı. Büyüseye de ben. Altının ağrı değil mi abi? Bunu ben de biliyorum. Altından daha geliyorum böyle işte. Bunu ben de biliyorum. Bunu ben de biliyorum. Buradaki ambar değil ambar. Çandı. Şu arada bir ambar var, onu biliyorum. Başka bir de mi? O onun inşaatıydı buradaki. Çok büyük. Çok büyük. Allah Allah. Bir de kırda ev vardı orada kırda. O taşlı var ya. Hani değmen taşı yapmışlar ya. Motoru kodun yerin bu yanı var ya. Orada bir ev vardı. Tek ev diye ondan diyorlar. Taşları duruyordu. Ha. Tek ev lakabı ondan dolayı. Oradan artık tek ev diyorlar. Orada tek ev mi var bize? Mıhtani bir odası varmış orada evi. Evet.
Ne için yapmış orada? Araba yok. Herkes eşeğinle beygirle gidip geliyor ya. Ha ha. Orada konaklarlar. Konaklamak için. Tabii. Baba. Ne kızım? İpek yolu buraya o zaman. İpek yolu. Sonra da sıkar bozulmuş. Bir şey olmaz yani. Oynasın yani boşver. Sen de oyna kızım. Sıkıldı sen az. Sıkıldı sen demeydin. Yamulmuş. Sıkıldı sen demeydin hadi. Demeydin. İşte böyle eski günler. Hemen elden yık, çiğlendin yık. Bizi o şeref atladı. Başka insan yok. Bir tek acemiyiz. Kalabalığı da bu köy niye acı? Ya bizden yok. Bir tek Hikmet Han'ın tok yuvayandı. Benim bu gibi. Hani açık. Şu parmakların oluyor. Çadır dol. Şimdi bindik buradan. Angri'ye indik. Angri'ye inince Gençlik Parkı'ndan bir ses geliyor ama bu dedim Bediyakar Türk Hikmet Ağa gelsen dedim. O tabii Ankara'yı bilmiyor. Dedim arabayı askerliğineyi bırak. İçeri girdik. Orada otelde yattık. Sabahleyin otobüse bindik. Vaduk şeye. Kutahya'ya ama otobüsçüye dedim ki nerede inelim? Bizi dedim hani biz geç kaldık. Burada da hani kaldık ya. Yakarlarla inzibatı diye korkuyorum ben. Yanımda bir gazeteci varmış. Onu ben gazeteme şeyini aldım. Hani resimleri çekiyor. Bu Erkan'ı giydim. Fotörünü de giydim. Tanımasın diye. Tabii canım. Dedim Hikmet abi ben dedim bak burada bir bark var dedim. Evet. O barkta buluşuruz dedim. Ben de gitmedim hiç Kütahya'ya. Ondan sonra İnesi'ye hep arabanın içi asker. Bizim Taşköprü'lüğü 10-15 kişi var. Kapanı kapıya şeyle. Ondan sonra ben hemen orada bir bayton arabası var. O adamla bindik biz. Baktı beni indi dedim adamı. Bir hani mehek yerinde şöyle indi adam beni. Neyse parasını verdik. Orada duruyorum ben. Hikmet Ağa geldi. Cemil vardı acı kişili. Cemil'i yakalamışlar. Eyvah. Ondan sonra gittik şimdi otele. Yer ayırttık. Cemil de bize emanet etti. Arkadaşlar vardı tanıdık hani. O Cemil de geldi diye ben 3 kişilik yeri aldım. Evet. Belki dedim hani koyverirler dedim. Bulu bizi dedim. Neyse Cemil'in geldiğine iyi yok. Kim buluyor o zaman birbirini? Doldum oteller Cem. Evet. 3 kişinin parasına ben Cemil'in yerini sattım. Herkes salonda yatıyor. Evet. Tabii bedava yatıyoruz biz ikimiz. Evet. Ya bu Cemil'e odun yardımışlar, bulaşık yıkatmışlar, sabaha karşı koymamışlar. Eyvah! Ondan sonra otelde zım zım bizim kapı, ne o baktık Cemil, ne ola hoş geldin. Ne oldu sorma ya işte neyse. Çoğurduk şöyle karyolaları, tersine kısılım hani. Neyse ha sabah oldu. Şimdi tıraş olacağız. Hani askere teslim olacağız. İlle sen tıraş ol diye bayıkmadı abi. Benim kilot pontur ve lacivet. Yumurta topuk ayakkabı skarpi. Ondan sonra yeni o zaman naylon gömlek çıktı. Naylon gömlek çıkacak diyorlar diye. Beyaz böyle. Neyse ben şimdi ottum. Şey etme. Tıraş olma. Neyse tıraş oldum. Ben Hikmet Ağa ottum. Bu Cengiz'in evi gibi. Buradan asfalt geçiyor. Orada dükkan var. La şuradan dedim pul alayım dedim. Damga pulu. Yani orada içeride mektup yazınca pulu da yapıştırınca sana verince sen hani atıveriyorsun postaneye mesela yabancı da olsa. Paranı yemeye gerek yok pul olunca. Pul geçer. Pul geçer. Parası ondan sonra ha. Neyse ben oraya geçerken 4 tane inzibat geliyor mi? İkisi karacı, ikisi havacı. Beni gördüler tabii. Kabak benim ayna gibi. Değerli asker oldu. Şimdi durdular dükkanın önünde. Hikmet abi burada tıraş oluyor. Ben orada dükkanın içindeyim. Lan ne edeyim? Ya bakkal amca dedim ya böyle böyle. Ben şimdi bununla yakalarlar. Karşıda da arkadaş mı dedim. Bana bir yardımcı ol dedim ben. Şimdi ben dövüş ederim bunlarla dedim. Ya sen bir kere çık falan dedi. Daha müşteri mi içeride? Şimdi ben çıktım. Hızlı çıktım tabii. Yolun ortasına gelmeden dur dedi ve beni kaptılar. İşte kimliğimi şudur budur. Ben asker değilim diyorum. Ben buraya işte şu o yüksek okula imtihana geldim diyorum.
Benim yüksek okullara imtihana giriş belgem var ne o da. Diğer tereddüdümü de askerim. Onu göstereyim ha. Onu gösteriyorum falan filan. Olmaz mı olmaz diye mi dövüş edeceğiz böyle. Hikmet abi da akçı şeyle şöyle kalkmış. Saçının yarısını kesmiş de yakısı, yarısı duruyor. Eyvah eyvah. Yo bakıyor böyle ne yediğinde dışarıda. Lan şeyi belki bırak bana yardım edeceksin. Neyse. Adam bakkal adam hemen bir taksiye telefon etmiş. 15-20 kişi oldu orada. Erce bizi ayırıyor lan. Taksi şimdi gelecek hemen taksi yattı dedi bu adam. Bakkal. Bir şavrine taksi geldi mi? Kapıyı hemen şoför açtı. Ben hemen atladım. Gazladı araba. Daha durmur diye ki ya idare edin şu durumu. Beni aldı gitti adam. Hikmet ağa kaldı orada. Hikmet ağa kaldı. Ne edeceğiz dedi. Ya sen dedim oraya yine yakın bir yere gel arkadaş. Hani tıraş olduysa onu alacağız dedim. Böyle bir yere şöyle sıkar yere durduk. Oradan geldi Hikmet ağa'yı. Oradan aldı. Tabi parasını da vermişti Hikmet ağa'yı. Geçmiş bunu ver vereyim. Bindik arabaya. Bunu dedim jandarmaya bırakacağız taksiye. Ben de dedim havacıyım dedim. Evet. Tamam dedim. Neyse Hikmet ağa'yı biz bıraktık. Oradan döndük, beni bıraktı. Bir ay sonra yemin merasimi verdik, çarşıya çıktım. Ama benim ütülü pantol, siyah ayakkabı, bu şeyle ütülü sırtlarını kep o biçim, beyaz havacı. Ben doğru Hikmet Han'a oraya gittim, o benim geldiğim yeri bilmiyor. Evet. Yani ben onu bıraktım ya. Şimdi oraya girdim. Bir çavuş salgın üzümü yıkıyor çeşmede. Kimse yok hiç. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Dedim böyle böyle bir hemşerimi neyle bulacağız? Hangi bölük dedi, ne bölüğün neyi ben bilmiyorum. Böyle böyle oldu dedim. Ha dur ya dedi, yemek dile gel dedi bana. Şimdi ikimiz gittik. Şöyle kuruluk gibi bir yer var, beton tabi, oraya girdik ama kaşık çakıntısına durulmayacak. Çukurda biz şöyle yürüse göre hani evet. Sahneye, hani dansözüne götürünce oynuyor, oraymış orası. Bütün millet böyle, belki 1000 kişi var. Beni görünce kaşık çakıntı, herkes, la bu kimin hemşeri seni? Herkes bıraktı, ses kesildi. Kastamonlu Hikmet Şahin, o ab dedi. Üzüm dağıtmışımız sandığına da artan da oğuna koymuş sandığına. Kim bu? Sandığına kalktı böyle. Geldi bari sarman dolaşıyor. Boğazın sevadı babası. Bana şeye götürdü orada sucuklu yumurta falan bir şeyle yaptı. Oradan bıraktık geldik. Bir de görüşemedik Metay'ın onu tabi askeri. Kaç o zaman 20 ay mıydı abi askerlik? 20 ben yani 20'ydi. Ne pensürmüş ya 20 ay süresi biliyor musun? Oradan Gaziemir'e verdiler beni İzmir'e gittim. İzmir'e gidince rahmetlik babam geldi oraya. Ziyaretçime baktım babam. Neyse çarşıya çıktık. O şeyde film şey resimleri çektirdik. Ondan sonra babam oradan geldi. Burada fotoğrafçı Ragıp diye birisi vardı Daşköprü'de, 60'da biz okuyor ki. Onun oğlunu orada baş çavuşmuş. Onu da buldum ben. Ya komutanım ne edelim, nereye gideyim ben, bu çekiliş yapacağız. Ya seni dedi ben burada koyun dedi. Benim evin altında bir oda var, orada dedi evci çıkarttırıyorsun sen dedi. Cumartesi, pazar orada kalırsın, gelirsin, gitme bir yere dedi bana. Ben de dedim ki askerliğime ihanet etmeyeceksin. Nereye çıkarsa gireceksin. Şansım dedi. Şansım. Ama bir torpil yapabilsen yap be dedim. Hani ondan sonra tabii yapamıyor torpil. Çekiliş var dediler. Gittik. Sıra bana geldi. Girdim içeri. Böyle bir masa koymuşlar. Üstüne 50-60 bir kağıt durmuşlar. Şöyle işte rütbeli, rütbeli subayla duruyor. Kağıdı al dediler bana. Al eke şöyle iki kağıt geldi. Biri yere düştü, biri elimde. Hangisini alıyorsun dediler. Elimdekini dedim bakalım dedim. Ondan sonra baktık. 8 tane Cedis Omutanlığı Diyarbakır. Aşağıdakini aldım. Şuna bakabilir miyim dedim. Bak dediler. 300 yataklı hava hastanesi Eskişehir. O daha iyiymiş. Ha, sana hangisi seçtin abi?
İlkinkini beni şey... Diyarbakır. Diyarbakır. Ondan sonra benim arkadaşla saz çaldı, duranla ve Adanalı. Seni biz diyorlar ya birisi var. Sen diye onu bağırıyor, ben bunu vereyim diye bağırdım. Sen diye Eskişehir'e git, ben Diyarbakır'a gideyim. O doğulu hani. Ondan sonra benim arkadaşla yollattım bir yerce. Ben de yaşadım, orayı da biliyorum. Ha, gari... Bir sen çekecek çil yağışı. Oradan bir bindim otobüse, doğru koy. İzimi 15 gün gezdim burada, askerlik geçti bizim. Ondan sonra sazı aldım elime, doğru Diyarbakır. Ondan sonra orayı buldum, telli bölük diyorlar. La bu telli bölük deyince herhalde dedim sazmaz çalıyla diyorum. Oysa istikam, hani bu telefon cartçı şeyleri. Şey voleybol oynuyorlar böyle, hani komutanmış onunla. Ben, saz elinde. Hani, eşofman giymiş la, saz elimde. Bak, bak, askeri giy, saz elinde. Ondan sonra adın ne dediler, bak böyle. İçeri geç, konuşacağız seninle dedi birisi. Lan dur. Ne firarı yememişler? Firarı yememişler. Saz elimde övemediler. Gayri içeri şey ettik, girdik. Neyse yatak matak koştuk, yattık. Sabahleyin birisi çağırdı beni. İşte niye gittin, niye geç kaldın? Hastam vardı, şudur budur. Valla komutan böyle böyle dedim. Biz de okuduk bunu. Ben bir evin bir olayım. Anama babama göresim geldi. Gittim geldim dedim. Cezam neyse çekelim. Ama sizin yeri falan dedim. Neyse. Bana bir işle verdiler orada. Öyle bir ceza meza bir şey yok. Ondan sonra dediler sen var ya. Karargah şeyini, lojmanını orada santralın başında duracaksın. 13 tane dahili telefon var. Bütün Avrupalarla konuşuyorsun Erce. Kulaklık takıyorsun. Kulaklıktan hariç 360 abonesi var. 13 tane de dahili telefon var. Burada tabii. Orada ışık yanar, orada ışık yanar, burada 13 telefonun koçalar, koçalar, hangisini kapacağım belli değil. Neydi abi? Mor salvabesin abi. Ama ilkin harekatın önceliği var. Evet. Yani öncelik olanları onlar hep okuttular, bizi ezberledik. Şey var değil mi bu zaman? Mor alfabesi mi? Değil ya, şöyle değil mi kanal? Ha, fişli ya o zaman. Yazarı tık 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 tık. Yok, fişli. Normal telefon ya. Normal şey, fişli sok. Şimdiki belirtilerin... Nereye yandı, fişi takıyor. Nereye yandı, sok oraya. Burada şimdi general mesela hareket arıyor, general mesela bir yere uçak kalkacak, ona cevap verdim, öte yandan bir ağaç subay çıkar, bana küfür eder, lan kaç saattir bekliyorsun, niye bana cevap vermiyorsun diye. Ne oldu be ya? Şimdi böyle değil ki değil mi ya? Her şey ilerle daha beter. Hikayeyi bak atalım ya. Ya her hayvana bir özelliği var. Bu zabalayın birisi tavukların öyle sen gitsin uçağılıyor ya. Vallahi yüzük söylüyor ya Ercan. Bizim sende tavuk ya. Ben yok hedefe veriyorum bunu. Kulüfe de bu ona geç. Ya benim abi geçiniyelim bunu ya. Ama değil ben. Hep Ercan'ın yöreği yumurtlayalı ya. Bizim abi geçiniyelim. Kızım nettin kızım. Gidiyoruz abi gidiyoruz. Evet arkadaşlar bugün de sohbet, muhabbet, Recep emmi, Ali dayı, Cengiz emmi, Yılmaz emmi. Valla düğünümüzde böyle geçti. Evet Kastamonu, Taşköprü, Karışköy'ü, Erkan Davul çekimleri. Evet Recep emmiye, Cengiz emmiye, Ali dayı ve Yılmaz emmiye sohbetlerine dolayı teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen herkese kucak dolu selamlar gönderiyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Arkadaşlar bütün selamlar. Recep emmiye selamlar. İnşallah inşallah. Tekrar görüşmek üzere. İnşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yılmaz emmi. Sen salla şu da sende. İyi günler.